Huzmat gecesinde ne akar zaman böyle. Akar nice alemler asuman böyle. Bir devri alemdir döner durur kainat. Akar kubbede mesnevi Mevlana böyle. Narin kubbelerde derin bir mana döner. Neyin ateşten sesidir ummana döner. Döne döne akar ateşten bir mesnevi, pişer çiller, hamlar gülü, Mevlana döner. Bilsen şu semada nice güneşler döner, hayat olan nice kızgın ateşler döner. Buzlattır ölüm Şeb-i Aruz gecesinde, Yunuslar, Mevlana'lar, Tebrizi Şemsler döner. Kıymetli konuklar, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, ilimizin çok değerli protokolü ve Hazreti Mevlana'ya gönül vermiş siz değerli gönül dostları. İsmin Belediye'miz ve Tasavvuf Vakfı Kocaeli İl Temsilcilerinin işbirliğiyle bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Şeb-i Aruz gecemize öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli konuklar, açılış konuşmalarımızı yapmak üzere Tasavvuf Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Sayın Özel Yıldırım Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın İznik Kaymakam, Sayın İznik Belediye Başkanı, Sayın Protokol, sahipler, misafirler ve değerli basın mensupları. İznik Belediye'miz ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli temsilciliğimizin birlikte düzenlemiş olduğu 742 Şeb-i Aruz Hz. Mevlana'yı anma töreni ve Sema Coşkusu programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sizleri sevgili muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın amacı tasavvufu ve bu kültür doğrultusunda Hz. Mevlana'yı ve onun büyük aşkını Mevlevi kültürü tanıtmak ve sevdirmektir. Hedefimiz bu kültürü ilimizde ve ülkemizin her yerinde ve tüm dünyada geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu hedef ve amaca hizmet etmek amacıyla Tasavvuf Vakfı Kocaeli temsilcimiz tarafından temsilcimizin merkezimizde ne, sema, bendir ve ilahi kursları verilmekte olup eğitim ve faaliyetlerimiz bay bayan çocuk tüm halkımıza açık ve ücretsizdir. Tasavvuf Vakfı Kocaeli temsilcimiz İzmit Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle bu yıl ödülleri birazdan takdim edecek olan Mevlana Kurulu liseler arası ödüllü şiir ve ortaokullar arası ödüllü resim yarışması düzenlenmiş olup bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam ettiğimizi planlanmaktadır. Vakıf temsilciliğimizde ve İznik Belediye'mizin Sağatçı Ali Efendi konağında özel olarak düzenlediğimiz aile mesleği okumaları ve sema programları ile gençlerimizi, öğrencilerimizi ve İznikli dostlarımızı sema ile buluşturmaktayız. Bizler bu kutlu yola gönül verdik. İzmit Belediye'mizin de destekleriyle tarihi misyonu da olan bu şehir Körfez'in gerdanlığı olacak. Bizden sonraki yüzyıllar boyunca da tüm insanlığa hizmet edecek bir boş bir merkez olmasının amacıyla İzmit Belediye Hanesi'ni kazandırmak bir büyük amacımızdır. Burada yılın 365 günü sema gösterisi, çeşitli kurs ve etkinlikleriyle çorba, pilav, lokma ve çay ikramları yaparak tüm şehrimize hizmet etmek istiyoruz. İzmit Belediyehanemizi ülkemizde ve dünyada mevleviliğin ve hoş gönül merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle bizleri önünü açan çalışma ağzımızı destekleyen üstadımız Sayın Mustafa Özbağ ve ekibimize sizlerin huzuruna teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Katılımlarından ve bizlere verdiği destekten dolayı başta saygılar başkanımız Sayın Doktor Nevzat Doğan Beyefendi, ekibine ve tüm Kocaeli halkına, basınımıza ve emeğine çemen teşekkür eder. Gecenizin hayırlı ve vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Sevgi ve muhabbetle kalın. Geceniz aşk olsun. Tasavvuf Vakfı Kocaeli Emniyet Yöneticisi Sayın Özel Yıldırım Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, yine konuşmalarını yapmak üzere sizin hayalleriniz bizim görevimizdir diyen İzmit'in gülen yüzü, İzmit Belediye Başkanımız Sayın Doktor Nevzat Doğan Beyefendi kürsüye davet ediyoruz. Kıymetli Kaymakamımız, Jandarma İl Komutanımız, İl Müftümüz, Tasavvuf Vakfımızın değerli Kocaeli İl Temsilcisi, Mustafa Özbağ Hocamız, şehrimizin çok değerli il yöneticileri, bürokratları, AK Parti İzmit İlçe Başkanımız, çok kıymetli büyüklerimiz, çok kıymetli gençlerimiz, saygıdeğer hanım kardeşlerimiz, beyefendiler, değerli basın mensupları, Vuslat'ın 742. yıl dönümünde hep birlikte bizlerin bir anlamda Mevlana'nın ölüm yıl dönümü. Ama Mevlana tarafından ise düğün günü olarak nitelendirdiği bu geceyi hep birlikte almak için birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer hemşehrilerim, Mevlana demek, hoşgörü demek, kardeşlik demek, birlik demek, beraberlik demek, sevmek demek, aşk demek, Allah sevgisi, ilahi sevgi, ilahi aşk demek. Bizler bu derin kültür, bu derin ilahi sevgi kaynaklarından beslenen bir milletin evlatlarıyız. Ve bu köklerimizden gelen, hiçbir millete belki nasip olmayan bu ilahi gücü, enerjiyi, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği bugünlere ve yarınlara taşıma gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızı Mevlana Vakfı Kocaeli temsilciliğimiz, İzmit Belediyesi kardeşliğinde 7. yılda devam ediyoruz. Ve çok iddialı bir şekilde bunu yapıyoruz. Türkiye'de en büyük sema gösterisi ve en büyük muslak buluşmasını burada gerçekleştiriyoruz. 100 semazen, 100 semazende birlikte, hep birlikte inşallah, öncelikle de Mustafa Özbağ, Beslevi Üstadı Beyefendinin burada sunacağı sohbette ve özellikle sema gösterisi ve dualarla bu gecemizi birlikte paylaşacağız. Bizler İzmit Belediyesi olarak birçok sivil toplum örgütüyle birlikte çalışıyoruz. Ama özellikle bu alanda yaptığımız çalışmanın bizde apayrı bir yeri var. Bu ülkenin, bu milletin her zaman Mevlana'nın felsefesinden ve o felsefeden alacağı o güce ihtiyacı var. Bu anlamda değerli
biraz önce konuşma yapan kardeşimin Kocaeli'de kurulmasını istediği Türkiye'ye örnek bir evde bir aile için ben de hakikaten kafa yordum. Ve epey de yaklaştım. İnşallah bir dahaki uslah törenlerimizde, şedaüs törenlerimizde belki de Türkiye'nin en güzel, en donanımlı Mevlevi ailesini Kocaeli'ne kazandırmanın gururuyla burada konuşacağım. Bunun için gayrete isteğe devam ediyorum. Sözlerime son verirken buraya şeref veren değerli protokole Mustafa Özbağ ustamıza, buraya gelen Sema Zen ve Sema Zen'de kardeşlerimiz, siz katılan değerli hemşehrilerime, değerli basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi televizyonlarında izleyen değerli vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve sözlerini Mevlana Hazretlerinin bir deyişiyle tamamlıyorum. Sen ruhuma cemre diye inmedikten sonra ben bu bedenle neyleyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen diyor. Aşkla kalın, sevgiyle dolun, hepinize sevgiler, saygılar. Çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Doktor Nevzat Doğan Beyefendi bırakmıyoruz. Günün, gecenin anlam ve önemine binaen tasavvuf üstadı Sayın Mustafa Özbağ Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Hediye takibimiz söz konusu belediye başkanımız Sayın Doktor Nevzat Doğan tarafından. Başkanımla beraber
suda sema yapmış dünyada ilk. O günkü bir fotoğraf. Suda semadan bir hatıra. Estağfurullah başkanımız, teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli üstadımız ve belediye başkanımızı biraz daha yoracağız ve hemen Mevlana Korku resim yarışmasına derece giren öğrencileri sizlere anons etmek istiyorum. Evet, bu resim yarışmasında dördüncü olan isim Açelya Tuğçe Ünal Cahit Kulebi Ortaokulu 5D sınıfından Açelya Tuğçe Ünal ödülünü almak üzere. Mansiyon ödülünün ardından ilk üçe giren isimler ödülünü alacak ve bu ilk üç eseri de ödül takdimi etmek üzere Hizmet Kaymakamımız Sayın Ersin Emiroğlu Beyefendi'yi de sahneye arz ediyoruz efendim. Ve resim yarışmamızda üçüncü isim Ferruhcan Aytekin olduğu Huzur Kursu Reisi Ortaokulu 8A sınıfından evet ve ikinci eser Tuğba Kesen'e ait 28 Haziran Ortaokulu 6B sınıfından alkışlıyoruz kendisini de. Ve Mevlana Korku resim yarışmasında birinci olan eser Burçak Çoban'a ait alkışlıyoruz. Mehmet Sinan Demir Ortaokulu 7A sınıfında. Ve resim yarışmamızı evet, şimdi de şiir yarışmasına derece giren isimleri aktaracağım. Mansiyon ödülüyle başlayacağız. Evet. Evet, bu ödüller için İl Jandarma Komutanımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve İl Müftümüz de davet ediyoruz. Evet, ilçe müftümüz de anlattılar. Kendilerini bu ödülleri takdim etmek üzere davet ediyoruz. Sayın Yasemin Çelebi. Evet, Mevlana Kokuluş'un yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldüğü eseri Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi kendisi. Ve şiir yarışmasında üçüncü olan eser Sayın Nihan Kurtuluş'a ait İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 12B sınıfında. Ve ikinci olan eser Sayın Komural Yavuz'a ait Kocaeli Fen Lisesi 9A sınıfı öğrencisi müftümüzle takdim etmek üzere davet ediyoruz. Ve birinci olan eser Hüseyin Kavak
İzmit Anabalı İmam Hatip Lisesi 12 öğrencisi. Kavak kardeşimiz şimdi birinci olan eserini sizlere seslendirecek. Eğer izin verirseniz. Evet, ödül alan tüm isimler değerli fotoğrafımızla birlikte toplu bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz ve Hüseyin Kavak kardeşimize mikrofonu veriyorum. İşte birinci olan eser. Aşkın sultanısın. Sen bir perdeden aleme saçılan nursun. Sen söylediğin sevginin manasısın. Bir yavrumun en güzel perdesinde sen ki aşkın sultanısın. Yokken aşkın tarifi yeryüzünde mecnunlara yol gösterensin. Ötmüyorken bülbüller gül üstünde kalemlere ilham olup dert yazdıransın. Bir uzun çubuk nidasında aşk anlatan, ellerini semaya kaldırıp cihanı dolduran, üfledikçe ruhları şifa ile dolduran, aleme nam salmış Mevlana'sın. Mübarek dudaklarından çıkan hakkın sözü, hokkayla tutup divitiyle yazdığın aşkın özü. Bakarken gözlerin yaratılana bakmaz iki türlü, gönülleri birleştiren söz üstadısın. Cömertlikte akar soğudransın, niyaz ettirirken aşka baş döndürtensin. Olurken alem gece kusurları öptürensin. Yedi gizdir sakladığın pillerden, yedi ihsandır, yedi altın başaktır ettiğin diyar-ı ikliğini ruma. Tevazuda toprak kadar büyük, gönüllerde bir sultan kadar yüce, dillere destan bir efsanenin gizemisin. Sen olanı olduğu gibi gördürüp, görünmeyeni gönüllere olduransın. Meftun der ki, ey aşık, sen bir bakla değil, bir ömürde aşısın. Ölümü düğün ettirip, gönülleri hakka kavuşturansın. Evet, Hüseyin Kavak kardeşimize kuvvetli bir alkış. İşte kademe aldığı dizeler bu şekildeydi.